Dün benim adıma çok yorucu bir gündü borsalarda. Hakikaten hem hisse senetlerinde hem de Bitcoin'de kıyametler koptu. Bolca spekülasyon, manipülasyon, her türlü numara döndü. Çok acayip şeyler oldu. Hepsini size anlatacağım ve beklentilerimi sunacağım. Hazırsanız Bitcoin'i ve Amerikan borsanı konuşacağımız yeni bölüme hoş geldiniz. Önce Bitcoin'den başlayalım. Biliyorsunuz ben Bitcoin'deki büyük yatırımlarımın çoğunu kapattım. Fakat 15 Ekim tarihinde hem teknik olarak gördüklerim hem de pazardaki sentimentten dolayı bir trade açtım 27.937 dolar fiyatından. Ondan dolayı da Bitcoin'i yakından takip ediyorum. Trade fena gitmedi. Açtığımdan beri yükseliyor. Fakat dün akşam çok acayip şeyler oldu. Bakın ben de dün gece uyumadım tesadüf. Uyku tutmadı. O yüzden ekranın karşısındaydım. Burada Quant Theory'de görüyorsunuz olan bitenleri. Quant Theory'de benimle kullandığım yatırım platformu TradingView'un görüntülerine belli ufak tefek sınırlamalarla tamamen ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Bakın Bitcoin sakin sakin yükseliyor. Herkes gayet mutlu. Şuralara gelmiş durumdayız. 31 bin, 32 bin. Hatta ben de o anda ya bir kar mı alsam falan diye düşünüyorum. Sonra birdenbire ortalık delirdi. Şu iğneye bakar mısınız? Bu grafik 5 dakikalık bir grafik. İğneye bakar mısınız? Bakın buradan tabandan 32.281'den zirvede 34.748 benim görebildiğim. Hatta bazı borsalarda 35 bine kadar geldiği söyleniyor. Bu tabii shortları yaktı. Bugün Twitter'da çok sayıda short yatırımcının leak olduğuna dair yakından tweetlerini okudum. Hatta bir tanesi galiba ben bu işi bırakacağım diyor. Çünkü zaten amaç bu bence. Amaç bu shortlara burada işi bıraktırmak. Bir süre sonra da longlara bıraktıracaklar. Neyse ki Allah'a var Quant Theory iyi işledi burada. Benim hedef emrim 34.200'ler civarındaydı. Orada satışını verdi ve beni Bitcoin'den çıkardı. Evet sonra sert bir geri çekilme oldu. Biraz yukarı doğru geri geldik ama hani ben açıkçası işlemden memnun kaldım. Peki nedir Bitcoin yükselmesinin sebebi? Buraya kadar olan yükselmenin temel sebebi ETF konusunda dönen gürültü. Dün bir haber çıktı BlackRock ETF'inin onaylanmak üzere olduğuna dair. Ben açıkçası bu haberleri henüz gerçekçi bulmuyorum. O yüzden bu atak bana biraz spekülatif geliyor. Ciddi bir trend değişimi okuyamıyorum ama yukarı doğru biraz daha gider mi? Gidebilir. Ben dediğim gibi dün 34.200'de pozisyonumu kapattım. Oraya zaten emir vermiştim. Sağ olsun Quant Theory de bu kadar tuhaf bir harekete rağmen emri yerine getirdi. Siz de Quant Theory'de işlem yapmak isterseniz ekrandaki kare kodu veya da aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. Peki Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu tam da Bitcoin ETF görüşmeleri hat safhadayken şu tip bir spekülatif fiyata nasıl bakacak? Bence pek iyi bakmayacak. Yani bu işin çözülmesi gerekiyor. Bu boyutta spekülasyon özellikle yüksek kağıdaş işlemlerden dolayı oluyor bunlar. Borsayı speküle eden, manipüle eden insanların yani şu fiyat hareketinin doğal olmadığını yani hepimiz görüyoruz. Engellenmesi gerekiyor ve bunlar engellenmeden Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'nun mümkün olduğunca ayak sürmeye devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden şu anda Bitcoin'de yeni trade fırsatlarına bakabilir. Mesela burada bir short açmak düşünülebilir, kısa bir short. Ama burada bir yatırım henüz düşünmüyorum. Bu trend beni uzun vadeli bir trend dönüşüme henüz ikna etmedi. Elbette yanılabilirim. Çok yakından takip etmiyorum açıkçası Bitcoin'i. Ama şu hareketler güzel hareketler değiller. Onu söyleyebilirim. Dün kazanan arkadaşları tebrik ederim. Şimdi ama Bitcoin'e spekülasyon var diye eleştiriyoruz, manipülasyon var diye de Amerikan hazine kağıtları ne oluyor? Amerikan hazine kağıtları teorik olarak en güvenilen yatırım araçları. Çünkü sıfır riskli yatırım aracı olarak algılanırlar. Biliyorsunuz bunlar da faizde kağıdın değeri ters hareket eder. Yani faiz yükseliyorsa kağıdın değeri azalır, faiz düşüyorsa değeri artar. Bakın burada Amerikan 10 yıllık hazine kağıtlarının faizinin hareketini görüyorsunuz. Dün güne normal başladı. Sonra birdenbire böyle bir zirve yaptı. Bunun sebebi İsrail'in kara harekatına başladığına dair haberlerdi yine. İsrail az sayıda askerle içeri girdiğini hem rehine kurtarmaya çalıştığını hem de Hamas elemanlarını öldürmeye çalıştığını söyledi. Ondan dolayı faizler yukarı doğru gittiler. Sonra şurada ne oldu? Hani Bitcoin'de demin spekülatif hareket var diyoruz ya, şunun anlamı çok daha büyük. Çünkü Amerikan hazine kağıtları gibi çok güvenilmesi gereken bir varlık da faizin önce tarihte uzun süredir görülmemiş olan %5 gibi bir seviyeyi geçmesi, daha sonra da gün içerisinde inanılmaz sert bir düşüşle günü %4,8'de kapatması hiç normal değil. Çünkü bunu yapıyor Amerikan hazine kağıtlarının değerlerini de acayip şekilde değiştiriyor. Peki ne oldu? Burada da mı Bitcoin türü manipülasyon var? Var. Hem de nasıl var? Şu anda ekranda gördüğünüz adamcağızın adı Bill Ackman. Hiç hoşlanmadığım bir hedge
fund yöneticisi. Pershing Square Capital Management diye bir hedge fund yönetiyor. Bildiğiniz spekülatörün, manipülatörün Allah'ı, fakat işi kuralına uygun yapıyor. Daha evvel bu adamcağız demişti ki biz Amerikan hazine kağıtlarını short diyoruz. Yani Amerikan hazine kağıtlarının değerinin düşeceğine inanıyoruz. Bundan dolayı da faizleri bizce artacak dedi. Bunu aşağı yukarı 2 ay önce yaptı. O gün bugündür hakikaten Amerikan hazine kağıtlarının faizleri arttı, değerleri düştü. Ve diyordu ki Blackman o açıklamasında, faizden rahatlıkla %5'in üzerine geçeceğine inanıyoruz diyordu. Dün faiz %5'i geçti ve Bill Ackman'ın yanında gördüğünüz tweet'i attı. Dedi ki kapatıyoruz short pozisyonu. Dünyada bu kadar karışıklık varken Amerikan hazine kağıtlarını daha fazla shortlamanın tehlikeli olduğunu düşünüyoruz dedi. Ne demek bu? Biliyorsunuz dünyada insanlar güvenli liman arayınca altın gibi varlıklara ya da Amerikan hazine kağıtlarına gidiyor. Diyor ki burada bu savaş mavaş işleri biraz sakat. Biz bundan dolayı bu pozisyonumuzu, short'u kapatıyoruz. Yani ne yaptı? İnsanlara hedefi verdi. %5'i geçeceğiz diye. Tam oraya yakın bir yerde çıkıverdi işin içerisinden. Misler gibi kar etti. Ama Amerikan hazine kağıtları olan güveni de sarstı. Peki piyasa Bill Ackman'ı niye bu kadar dinliyor? O da beni aşan bir konu. Çünkü Bill Ackman'ın dün söylediklerini ben zaten uzun zamandır söylüyorum. Bill Ackman dün diyor ki savaş riski var. Bundan dolayı hazine kağıtlarına para akacağını düşünüyoruz. Bir de Amerika'da büyüme hikayesi bitmiş durumda. Amerikan ekonomisi sanılan aksine artık büyümüyor. Yani resesyon var demiyor ama büyüme durdu diyor. Bundan dolayı da faizlerin gerilemesi gerekir diyor. Ben de bunları bir süredir söylüyorum. Fed başkanının büyüme konusunda yanılgı içinde olduğunu, geriden gelen bir veriyi söylediğine inanıyorum. Peki ben bunu biliyorum da Amerika'da bir sürü fon yöneticisi bilmiyor mu? Vallahi hayretler içerisindeyim. Bill Ackman söyledi diye hepsini bunu dün bir anda kabullendiler ve bir anda biraz önce gösterdiğim şu rekor hareket geldi. Fakat Ackman tamam karını etsin de piyasalarla böyle oynanır mı? Bunlar trilyon dolarlık hareketler. Çünkü dün Nasdaq borsa açılışı öncesinde sert düşüşteydi. Bu hareketlerden sonra yukarı doğru gitti. Kim bilir kaç yüz milyar dolarlar orada oynadı. Dow Jones borsa öncesinde yukarı doğru gidiyordu. Sonra bu haberden sonra aşağı doğru indi ve bir yandan da Amerikan hazine kağıtlarında da görüyorsunuz burada kıyametler koptu. Trilyonlarca dolarlık spekülasyon, her şey kanuna uygun. Sonuçta adama sen niye görüşünü açıklıyorsun diyemiyoruz ama öyle bir şekilde yapıp sosyal medyasında o kadar etkin kullanıyor ki ve anladığım kadarıyla fon yöneticiler arasında öyle bir ilişki ağı var ki dün borsaları canlarını istediği gibi oynattılar. Bunları uzun uzun anlatmamın sebebi şu: benim gibi analistleri dinliyorsunuz, elimizden gelen en iyi tahminleri yapmaya çalışıyoruz ama hiçbir analist Amerikan hazine kağıtları gibi dev bir varlık sınıfında gün içerisinde bu kadar sert bir hareketi öngöremez. Ve yine dün Bitcoin'a baktığımızda dakikalar içerisinde atılan o yukarı doğru mum, sonra aşağı doğru düşüş, yine bunları da analiz etmek, öngörmek mümkün değil. O yüzden de ne olursunuz çok dikkatli işlem yapın. Her zaman hedge'leriniz olsun. Mutlaka stop loss'ınız olsun. Kaldıraç işlemleri çok dikkatli yapın illa yapacaksanız. Eğer çok tecrübeli değilseniz yapmamakta da fayda var kaldıraçlı işlemleri. Amerikan hazine kağıtlarının ETF'indeki hareket bakın dün, bir de TLT bunun ismi. TLT Amerikan 20 yıllık hazine kağıtlarına yatırım yapan bir ETF. Bakın şuradaki sert düşüşü görüyorsunuz, sonra yukarı doğru zirve yaptı, sonra tekrar geriledi. Bunlar TLT için hiç normal hareketler değil. Normal insanlar burada stabil, sakin bir yatırım için bunu yaparlar. Yani dünkü Bitcoin grafiğinden çok da farklı bir yönü olmadığını düşünüyorum. Her yerde spekülasyon, manipülasyon sonsuz derece hızlanmış durumda. Bunun temel suçlusu da Amerikan Merkez Bankası. O kadar çok oynuyorlar ki piyasalarla, para basarak, para çekerek, tuhaf mesajlar vererek her türlü manipülasyon önüne açıyorlar. Maalesef Powell bu dönemdeki manipülasyonlarında bence temel suçlusu. Biraz da piyasa beklentilerine gelelim. Önce QQQ yani Nasdaq'ın temel ETF'ine bakalım. Vallahi hareketinden pek hoşlandığımı söyleyemeyeceğim. Dün hafif toparladı gelen Bill Ackman tweetinden dolayı. Fakat şu grafiği istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz. Buradan böyle aşağı doğru sürekli inen bir lower high'lar var. Yani daha düşük yükseklikler var. Bundan hoşlanmak mümkün değil. Öte yandan 355'in önemli bir destek noktası olduğu da kesin, burada görüyorsunuz. 355'i koruyabilirsek tekrar yukarı doğru gidebiliriz. Bunu aşağı doğru kırarsak haberler pek iyi olmaz. Şu anda erken pazarda Nasdaq biraz yukarı doğru gidecekmiş gibi gözüküyor. Ama çok fazla spekülasyon var. Çok fazla haber akışı var.
planlama yapmak zor. An itibariyle Haziran 2023'e geri döndü Nasdaq. Yani Haziran'dan şuraya kadar hiçbir işlem yapmayıp öyle bekleseydik daha iyiydi. Veyahut da şurada Temmuz 18'de Nasdaq'ın bilanço açıkladığı gün, ikinci çeyrek bilançosunu açıkladığı gün çıksaydık borsadan belki daha iyiydi. Ben Ağustos'un kötü geçeceğini açıkçası öngörmüştüm, hatırlıyorsunuz. Eylül'ü böyle beklemiyordum. Bakalım Ekim'in gerisi nasıl geçecek, ama çok spekülasyon var piyasada. Temel hikayemde bir değişiklik yok. Amerika'da enflasyon düşük. Bu cuma günü PCE enflasyon endeksi geliyor. Ona bakacağız. Gelecek hafta çünkü Fed toplantısı var zaten. Eğer orada enflasyon yine düşük gelirse Fed'in bu toplantıda da faiz artırması mümkün değil. Bu piyasalara iyi gelebilir. Ama o kadar çok yerden, o kadar çok şey dönüyor ki şu anda net bir şey söylemem zor. Ben yıl sonu hala S&P 500'de 4600 hedefimi koruyorum. Ama çok fazla değişken var. Herkesin çok dikkatli gitmesi gerekiyor. Hepsinden daha önemlisi bana kalırsa gelecek bilançolar. Bugün çok önemli bilançolar geliyor. Pazar açılmadan önce Coca-Cola, Verizon, General Electric, 3M gibi dev şirketlerinki geliyor. Spotify'ı özellikle merak ediyorum. Bir ara yatırımım da vardı. Ama esas turpun büyüğü kapanıştan sonra Microsoft, Alphabet ve Visa. Bunlar çok önemliler. Onlarla beraber Teladoc ve Snap'i de takip edeceğiz. Bugün saat 10.30'da canlı yayına başlıyoruz. O canlı yayında bu bilançoları değerlendireceğiz. Geldikçe 11'den itibaren borsa üzerinde bunların çok çok büyük etkisi olacak. Microsoft ve Alphabet bilançoları konusunda ne beklediğimi de biraz sonra YouTube katıl üyelerine özel bir videoda anlatacağım. Eğer YouTube'a katılı henüz üye olmamışsanız gelin, üye olun. Orada bunlarla ilgili nasıl bir bilanço trade'i açacağımı da söyleyeceğim. Normalde ben bilanço trade'lerinden çok korkarım, fakat bu ikisinde ufak tefek de olsa trade'ler yapmak istiyorum. Yarın da önemli bir gün. Yarın neden önemli? Yarın Meta geliyor. Meta konusu ben oldukça olumluyum. Benim portföyümde şu anda yok ama bir burada trade açma niyetim var. Perşembe günü kapanıştan sonra Amazon geliyor. Çok önemli. Enphase geliyor. Maalesef bizim portföyümüzde en çok dayak yediğimiz hisse senedi oldu. Stop loss'a da girdik orada. Yine Intel'i ve Ford'u insanlar merakla bekliyorlar. UPS önemli bir bilanço. Neden UPS önemli? Çünkü UPS dağıtım şirketi biliyorsunuz. Kargo dağıtıyor. Onun performansı Amerikan ekonomisi nereye gidiyor konusunda epey bir bilgi verir. Dikkat ediyorsanız burada Apple bilançosu henüz yok. O gelecek hafta gelecek. Yine Palantir'de daha sonra gelecekler ama önemli bilançolar var. Microsoft, Alphabet ve Meta'da trade fikirlerim var. Belki Amazon ve Enphase'de de trade'ler yapacağım ama bugün odaklanacağım yer Microsoft ve Alphabet olacak. Ve bu bilançolar açıkçası Nasdaq'ın nasıl gideceğini etkileyecekler. Beklentilerim genel olarak olumlu 3. çeyrekle ilgili ama dediğim gibi detaylarını YouTube katıl üyeleriyle bugün paylaşacağız. Peki savaşta neler oluyor? Biliyorsunuz benim savaşla ilgili temel yatırım tezim şuydu. Ben savaşın büyümeyeceğine, lokal kalacağına inanıyorum demiştim. Ve bu inancımı zorlayacak yeni bilgiler gelene kadar da long pozisyonlarımı kapatmam demiştim. Kaldıraçları kapattım. Özellikle de hastanenin bombalanması olayından sonra. Fakat uzun vadeli long pozisyonlarımda bir değişiklik yok. Dün gün içerisinde bolca Kuantferi'de trade yaptım. Yeni bir long pozisyon açmadım. Yeni bir short pozisyon açmadım. Sadece gün içerisindeki trade'lerle geçimimi sağlamaya çalıştım. Kuantferi'de bunları ücretsiz yapmakta tabii büyük avantaj. Böylece stop dostunuzu dikkatli yönetirseniz gün içinde ufak tefek para kazanma şansınız da olabiliyor. Kaldıraç ama tehlikeli bir şey, unutmayın. Kaldıraçsız da yapabilirsiniz. Peki savaşla ilgili dün gelen haberler neydi? Savaşla ilgili haberler dün olumsuz değildi aslında. Bir İsrail içeri giriyor haberi geldi. Ondan insanlar korktular. Fakat sonra anladık ki aslında sınırlı bir harekata benziyor. Hamas iki İsrail'i kadın esiri serbest bıraktı. O olumluydu. Bir de dün New York Times'ta önemli bir haber çıktı. Amerikan devletinin, Beyaz Saray'ın İsrail'in Gazze'nin içine doğru yapacağı bir harekattan olumlu sonuç alamayacağını, önemli bir amacı yerine getiremeyeceğine dair görüşler geldi oradan. Çin 6 savaş gemisini Doğu Akdeniz'e doğru yönlendirdi. Yani benim gördüğüm şu andaki gidişat itibariyle olay kilitlenmek üzere. İsrail içeri giremeyecek, böyle bir büyük karadan tanklarla falan bir hareket olmayacak gibi. Çünkü hem zaten çok zor bir harekat bu. Çok ölüme yol açacak. İki tarafta da ama bolca İsrail askeri de ölecek. Onlar da bundan korkuyorlar zaten. Öte yandan Amerika'da bu işe pek taraftar değil gibi gözüküyor. Ben müzakerelerin başlayabileceğini düşünüyorum. Daha böyle nokta operasyonların olabileceğini düşünüyorum. Bu da borsa adına iyi haber. Oradaki insanlar için gerçekten çok üzgünüm. Acayip rakamlar geliyor. Korkunç ölüm adetleri var. İnanılmaz görüntüler var. Bir an önce şu iş bitsin. O insanların canları da güvenliğe kavuşsun. Dünya piyasaları istikrara kavuşsun istiyorum. Evet, bugün 10.30'da tekrar beraberiz canlı yayında. Kapanışta bilançoları konuşacağız, yorumlayacağız. Neler geliyor ona bakacağız. O bilançolardan sonra borsa ile ilgili gelecek beklentilerimizi biraz daha netleştireceğiz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.